Gelsin bu harita. Hem Haseke hem de Elizor. Evet. Bu bugün duyduğumuz bir şey değil. Çok uzun zamandır Doğru. konuştuğumuz bir şey. Doğru. İlk başlarda sevkiyatlarla başladı. Bunlara tepkiler geldi. Sonra bu tatbikatlar, şimdi gerçek mühimmatlı tatbikatlar. Evet. Nereye gidiyor bu iş? Senan, şimdi burası bizim 911 kilometrelik sınırı olan Türkiye'nin en uzun kara sınırını bulunduğu bir coğrafya burası. Ve bu coğrafya 2011'de ABD'nin 10 bin kilometreden uzaktan gelerek sözde Arap Baharı ile başlattığı ve sonuçta hedefine ulaştığı, parçaladığı bir coğrafya. Ve burada artık Türkiye 911 kilometrelik sınırda terör üreten bir coğrafyayla komşu. Bunun altını çizelim. Terör üreten bir coğrafyayla komşu. Dünyada hiçbir ülke 911 kilometrelik sınırda terör üreten bir coğrafyayla komşu olmak istemez. Maalesef Türkiye bu konuma getirildi. ABD'nin buradaki politikası yüzünden. Peki Türkiye'nin buradaki sorunu ne? Beka sorunu var burada. Ne demek beka sorunu? Değerli izleyenlerimize açıklayalım. Devletin bütünlüğünü, coğrafi bütünlüğü koruyup koruyamama sorunu. Beka budur. En önemli sorun budur. Yani ülkelerde beka sorunu dediğinizde bütünlüğü koruyup koruyamama, devletin varlığını koruyup koruyamama sorunu. Nedir? Tehdit. Uzun yıllardır 1984'ten beri PKK bölücü terör örgütü yurt içinde ve Irak'ın bu bölgesinde yine ABD'nin ve bazı güçlerin destekleriyle eylemlerine devam ediyor. Ancak bu PKK bölücü terör örgütünün gücü, kahraman silahlı kuvvetleri ve kahraman güvenlik güçlerinin mücadelesiyle ve gelişen silah teknolojisiyle birlikte minimuma indirildi yurt içinde. Ancak 2011'den sonra bu minimum düzeye indirilirken ve bu tehdit azaltılırken Türkiye 911 kilometrelik sınırında bu PKK terör örgütünün 10-15 katı gücünde onun kolu olan PYD ya da YPG PKK terör örgütüyle yüz yüze karşı karşıya geldi. Siz bunu demişsiniz ki bir paylaşımınız var. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde sanki sanırsınız NATO üyesiyle tatbikat yapıyor. Evet, neyi kastettiniz? Oraya, evet, şunu kastettim. Şimdi ABD NATO üyesi bir ülke ve NATO'nun ilk kurucu üyelerinden biri. 1949'da kuruldu. Türkiye 1952'de üye oldu. Yani ABD'den 3 yıl sonra üye oldu. Ve şu ana kadar NATO şu anda Finlandiya'nın kabulü 31 üye ülke. NATO'nun geleneksel politikası, stratejisi nedir? Orada görev yaptığım için söylüyorum. NATO'da sürekli zincir şeklinde, çark şeklinde dönen NATO ülkelerinin birbirleriyle tatbikatı var. Neden? Karşılıklı çalışılabilirliği arttırmak. Herhangi bir harekette, muharebede, savaşta birbirleriyle iletişimi rahatlıkla sağlayabilmek, aynı kavramları kullanmak, aynı silah sistemlerini kullanmak için buna biz karşılıklı çalışılabilirlik esası diyoruz. Tatbikatın ana amacı NATO ülkelerinde karşılıklı çalışılabilirliği sağlamak, bir de yetenekleri arttırmak. Şimdi o zaman diyorsunuz ki şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tatbikatları neredeyse bir NATO müttefikiyle yaptığı karşılıklı çalışılabilirlik tatbikatlarına eşdeğer hale gelmeye başladı. Bir hazırlık var. Bir de bir taburla katılıyor ABD. Bir tabur dediğiniz 500-600 kişi en az. Bir taburla katılıyor. Ve bu taburla kiminle? Size, yani başka bir NATO üyesinin, Türkiye olan ve 1952'den beri, yani 75 yıldır NATO üyesi olan bir ülkeden söz ediyorum. Düzeltiyorum. 73 yıldır NATO üyesi olan bir ülkenin coğrafi bütünlüğünü tehdit eden ve CIA'nın belgelerinde, dışişlerinin belgelerinde zaman zaman itiraf ettikleri bir terör örgütü olduğu ortaya çıkan bir terör örgütüyle tatbikat yapıyor. Bu nerede yapıyor bu tatbikatları? Bu Haseke'nin civarında ne üzerine yapıyor? Kasrak bölgesi var. Burada yapıyor. Üssü var burada. ABD'nin üssü var. Bu üs arazisinde yapıyor burada. Şimdi burada tatbikatın amacı ne? Yani NATO konseptinde veya Rus konseptinde, Doğu konseptinde tatbikat niye yapılır? Tatbikat savaşın bir provasıdır. Yani değerli izleyenlere anlatabilmek için söylüyorum. Savaşın bir provasıdır. Bazen bu savaşın provası birebir oynanır, bazen hızlandırılarak oynanır. Şimdi 5 gün sürecek bir tatbikatta ABD NATO üyesi olan ABD ile PKK'nın kolu olan bu terör örgütünün elemanları, teröristler ne yapacak? Demek ki bir ABD unsurlarıyla beraber karşılıklı çalışılabilirlik yeteneğini kazandıracak. İki, ABD ile beraber ve ABD'nin arzusu doğrultusunda diyelim ki İsrail veya ABD gelecekte, ki benim değerlendirmem odur, Suriye'nin güneyini işgal etmeye başladı. Sıra Suriye'ye geldi.
PKK bölücü terör örgütüyle ABD'nin istediği doğrultuda ABD ile birlikte ABD'nin hava araçlarından yönlendirilebilen, kara unsurlarından yönlendirilebilen o yetenekleri kazanmış bir terör örgütü de Suriye'de burada ABD'nin istediği bölgeyi işgal etme durumu sağlayacak. Şimdi, ABD, o halde ABD şöyle söyleyebilir. Çok özür dilerim. DAEŞ'le mücadele konsepti içerisinde bunu yapıyoruz diyordu. Evet, siz şimdi diyorsunuz ki ABD, yok. İsrail burada özellikle Gazze'ye de işaret ederek Gazze'de yaşananlara daha büyük çerçevede daha farklı bir yeniden şekillendirme çabasına işaret ettiğinizi kesinlikle anlıyorum. Kesinlikle öyle. Şimdi burada zamanlama çok önemli. Niye? Bir taburla, gerçi bu tatbikatlar sürekli yapıldı. Kasım'da yapıldı, Eylül'de yapıldı, 2020 daha önce de yapıldı. Özel kuvvetler tatbikatı yapıldı. Hatta ve hatta burada Fırat Nehri'ni geçiş tatbikatı da yapıldı. Şimdi bir terör örgütünün geçiş tatbikatı, nehri geçiş tatbikatıyla ne ilgisi var? Bir terör örgütünün özel kuvvetler tatbikatıyla ne ilgisi var? Bir terör örgütünün helikopter, yani uçan eğitim, hava aracı eğitimi, hava aracı eğitimi de verdi. Helikopter kullanıyor. Aracı eğitimine ne ihtiyacı? Bir terör örgütünün ağır silahlara, yani top gibi, yani zırhlı personel taşıyıcı gibi ağır silahlara ne ihtiyacı var? Sayın Milli Savunma Bakanı çok yerinde ama çok doğru bir gerçeği ifade etmiş. Ben gerçekten kutluyorum. Neden? İlk defa böyle önemli bir açıklama. Çok yalın, çok net. Sert. Yani bizim dediğimizi Sayın Milli Savunma Bakanı şunu söylüyor. Diyor yani ki çok garabet bu, kendi evet, dostlarımız. Diyor ki eskiden Kaleşnikov vardı. Yani evet, bizim anladığımız 1984'ten beri mücadele ettiğimiz PKK bölücü terör örgütünde Kaleşnikov gibi hafif silahlar vardı. Evet, makinalı tüfek vardı ama genellikle. Ama şimdi karşımızda helikopter kullanmayı öğretilen, ağır silahları olan, topu olan, havanı olan ve zırhlı personel taşıyıcı olan ABD'nin desteklediği bir terör örgütü ve ABD ne kaldı vermediği? Bir uçak kaldı vermediği. Bir uçak kaldı. Bir de ne kaldı vermediği? Düzenli bir ordu statüsüne bağlı, kendine bağlı bir tümen, bir kol ordu şeklinde yapmadığı kaldı. Bir NATO üyesi ülke, bakın. Bu yapılanların sonraki aşaması olsa olsa yani, olur diyorsunuz. Bir NATO üyesi ülke bu kadar ciddiyette 5 gün sürecek bir tatbikatı ancak NATO üyesi ülke başka bir ülkeyle yapar veya İttifak halinde olduğu, örnek veriyorum, ABD'nin İsrail'le, Avustralya'yla, Yeni Zelanda'yla onların eğitim sistemini arttırmak, onları savaşa hazırlamak için bunları yapar. Yeteneklerini arttırmak için, ihtiyaçlarını tespit etmek için. Şimdi her tatbikatın sonunda ne tespit edilir biliyor musun Sena Hanım? Eksiklikler nelerdir? Şimdi terör örgütünde ortaya çıkan eksiklikler ne olacak? Bir, eğitim eksikliği tespit edecek. Eğitim yaptıracak onlar. İki, araç eksiği ortaya çıkacak. Araç tedarik edecek. Üç, silah eksiği ortaya çıkacak. Silah tedarik edecek. Efendim, istihbarat eksiği, istihbarat araçları tedarik edecek. Ve bu tatbikat böyle çark şeklinde devam eder. Yani aslında ABD'nin, ben burada rahatlıkla söyleyebilirim, devleti yönetenler, devlet yetkilileri söyleyemeyebilir. ABD'nin Türkiye'ye doğrudan savaş açmadığı kaldı. Niye söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü silahlı hava aracımızı da düşüren, hava aracımızı düşüren ABD. Bilerek düşürdü. Seven değil. Ne oldu o zaman? Bilerek savaş, doğrudan savaş açmadığı kaldı. Evet, şimdi böyle bir ABD ile karşı karşıya. 7 Ekim öncesi konuştuğumuz konuları artık yapıyorsunuz. Şimdi, o dönem orada mesela bu özellikle Kamışlı civarında oralardaki petrol rafine tesislerine Türkiye'nin hava araçlarıyla, insansız hava araçlarıyla, SİHA'larıyla saldırıları vardı. Ama bu saldırı kime aitti? PKK bölücü terör örgütü unsurlarına. Neden vardı ama? Şimdi bakın, düşünün. New York'ta ya Washington'da, Beyaz Saray'ın civarında, yakınında, Türkiye Büyük Millet... İki terörist geldi, Türkiye Büyük Millet Meclisi yakınında, İçişleri Bakanlığı'nda eylem yaptı. Türkiye'de. Bu eylemin yapan teröristlerin Suriye'den geldikleri belirlendi. Peki ABD, Beyaz Saray'ın civarında, 500 metre, 1 kilometre civarında iki terörist eylem yapsaydı ve iki teröristin de herhangi bir ülkeden geldiği tespit edilseydi, ABD hava kuvvetleriyle acaba o ülkedeki teröristlerin yuvalandığı yeri yerle bir etmez miydi? İşte Türkiye Birleşmiş Milletler 51. maddesinin kendine verdiği meşru müdafaa hakkını kullanarak burada o teröristleri etkisiz duruma getirmeyle ilgili bir operasyon yaptı. Bu, bir de şu var Sena Hanım. NATO'nun 14 maddesi var. Yani Kuzey Atlantik Anlaşması 4 Nisan 1949'da kurulduğunda 14 maddeyle kuruldu. Ve bu geçerli şu anda. 14.
14 maddenin ilk 3-4 maddesi üye olan bir ülkenin, üye olan diğer bir ülkenin ekonomi dahil, bakın ekonomi dahil, herhangi bir yönden tehdit edecek, onu olumsuz bir duruma itecek herhangi bir adımı atamaz. Şimdi ABD'nin burada yaptığı Kuzey Atlantik Anlaşması dediğimiz, yani NATO'nun kuruluş anlaşmasının ilk 4 maddesinin tümüyle hükümlerine, değerlerine aykırıdır. Onun için Türkiye ciddiyetle üzerine gidiyor. Bakın Türkiye bir şey daha var. Peki 2020'de biliyorsunuz burada 2019 Ekim'inde Türkiye haklı olarak ne yaptı? Meşru müdafaa hakkını kullanarak Barış Pınarı Harekatı yaptı bu bölgede, Koyu Yeşil bölgede. Şimdi bu Koyu Yeşil bölgede Barış Pınarı Harekatı yaptı ama ABD hemen devreye girdi. Ekim'de biliyorsunuz Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı geldi. Trump tarafından gönderildi. Pompeo'yla geldi ve burada ne denildi? Bir Türkiye ile bir anlaşma sağlandı. Bu anlaşmaya göre buradaki terör örgütü unsurlarının 30-35 kilometre güneye çekilmesi. Ama buna da uyulmadı. Evet. Ve o günden bugüne, 2020'den bugüne, Ekim'den bugüne Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olmasına rağmen ve burada çok sayıda eylem yapılmasına rağmen yurt içinde Türkiye'nin her operasyon adımı atma girişiminde veya eşiğinde ABD şiddetle karşı çıktı. Şimdi böyle bir NATO üyeliği olmaz. ABD açısından söylüyorum. O zaman Türkiye ne yapmalıdır? Sena Hanım teklif olarak, öneri olarak Sayın Milli Savunma Bakanı'nın dediği çok doğru, çok yalın, çok çıplak bir gerçeği doğru. Ve burada aslında şunu diyor. PKK bölücü terör örgütünü biz minimum düzeye indirdik. Uzun yıl süren 37 yıllık kahramanca mücadelede ama müttefikimiz yani ABD ve buna destek verenler bu terör örgütünün sahip olmadığı silah ve teçhizata sahip bir terör örgütüne ve personel fazlalığına dönüştü. Yeniden canlandırma. Tehdit arttı demek istiyor. Peki çok teşekkür ediyorum.